İnsanların bir dünya görüşüne ihtiyacı var. Bu ihtiyaç o kadar köklüdür ki, İslam dünyasında bir tefekkür tarihi ve bütün dünyada ise koskoca bir felsefe tarihi doğmuş bulunmaktadır. Tarih ve günümüzdeki gerçekler bize gösteriyor ki, insanlar araştırmak, düşünmek, inanmak zorundadırlar. Bu ihtiyaç alem şümuldür. Hiç kimse uzun müddet şüphede, kararsızlıkta, boşlukta duramaz. İyi kötü, doğru yanlış, herkes bir şeylere inanır. Geniş veya dar, herkesin bir dünya görüşü vardır. İlmi felsefeden ayrı olarak varlık, bilgi ve irade problemleri üzerinde çalışan, insan ve insan ötesi üzerinde, toptan bir tefekküre ulaşmak isteyen bütüncü bir zihin çabasına genel felsefe diyoruz. Bugüne kadar gelen felsefe tarihi ve İslam'da felsefi akımlar karşısında görüşlerini ortaya koyan ilmi kelam, daha çok bu türden zihni çalışmaları yansıtmaktadır. Genel felsefe yalnız bilgi dallarındaki gelişmelerin ışığında bir dehanın zekasıyla çağın seviyesine uygun genel bir senteze ve sisteme ulaşmaya çalışmaz. Bir bakıma insan bilgisinin ilmini yapmaya çalışır. Günümüzde ilimlerin çok fazla çeşitlenmesi, ihtisas alanlarının daralması bu sentezi başarmak hususunda insan zekasına büyük güçlükler getirmekle beraber zor olsun Kolay olsun. Bu işin başarılması konusundaki çalışmalar devam edecektir ve etmektedir. Çünkü bu durum böyle bir senteze ulaşma ihtiyacını azaltmak yerine daha da çoğaltmış bulunmaktadır. İnsan fert ve grupları içten bağlanacakları ve kendilerini mutlu kılacak bir inanç ve dünya görüşü istemektedir. Bütün zaman ve mekanların insanı bu ihtiyaçla kıvranmaktadır. Bugünün insanını düşünmekten alıkoymak için kurulan tuzaklar Çılgınca danslar, delice müzikler, areneye döndürülen statlar, kumar, fuhuş ve uyuşturucu madde evleri. Her şeye rağmen düşünen ve inanan insanı henüz tamamen yıkamadı, yok edemedi. İlmi felsefeyle olaylara ve varlıklara bizzat olayların ve varlıkların objektif verileri ve ilişkileriyle yaklaşmak, yorum yapmak ve objelerin diliyle düşünmek esas alındığı halde genel felsefeyle bilgi ve varlığın insan idrakinde ve varlığında senteze ulaşması ve bütün varlık tezahürlerinin belli bir sistem içinde insanda seyredilmesi esastır. Böyle bir tefekkür insanın kendi varlığını bütün varlık tezahürlerine ayna yapmasıyla doğar. Varlık aleminde büyük küçük, canlı cansız her varlık bir radyo vericisi gibi kendi diliyle yayın yapar. Kendi verileriyle adeta kendini anlatır. İnsanoğluysa idrakini ve zekasını bir anten gibi kainata germiş olup bu varlık tezahürlerinden gelen verileri toplamakta, bunları kendi diline tercüme ederek yorumlamaktadır. Bu idrak ve yorumların sayısı da idrak edicinin idrak ve zekasına göre çeşitlenmekte ve çoğalmakta. Bir tarafta bütün tezahürleriyle varlık, öte tarafta insanın zeka ve idraki bulunmaktadır. Kısacası, insan ve insan ötesi ikilisinden, bütüncü bir bilgi ve yoruma ulaşma çabasına isterseniz felsefe, isterseniz tefekkür diyebilirsiniz. İnsan, kainatın ve bütün varlık tezahürlerinin gözlemcisi, insandan gayrı her şeyde insan ötesidir. Bütün bunlardan sonra bilinmelidir ki, vahyin ve tevhidin nurundan mahrum bir akıl, böyle bir sentezi kurmada daima başarısız kaldı.